Bölüm 18. İsa tutuklanıyor. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Onu ele veren Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı!" diye karşılık verdiler. İsa onlara, "Benim!" dedi. Onu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı!" dediler. İsa, "Size söyledim, benim!" dedi. "Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler." Kendisinin daha önce söylediği, "Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, "Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine asker bölüğü, komutan ve Yahudilerin gönderdiği görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yılın başkâhini olan Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olduğunu Yahudilere öğütleyen Kayafa idi. Petrus'un ilk inkarı. Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öbür öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri götürdü. Kapıcı kız Petrus'a, "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus, "Hayır değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu. Başkâhinin soruşturması. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretişiyle ilgili sorular sordu. İsa ona şöyle cevap verdi. "Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta ders verdim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar." İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri, "Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?" diyerek ona bir tokat attı. İsa ona, "Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster" diye cevap verdi. "Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun?" Bunun üzerine Hanna onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi. Petrus'un ikinci ve üçüncü inkarı. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona, "Sen de onun öğrencilerinden değil misin?" dediler. "Hayır değilim" diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı.
bu köle Petrus'a... Bahçede seni onunla birlikte görmedim mi? Diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü. İsa Vali Pilatus'un önünde. Sabah erkenden Yahudiler İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz? Diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus onlara... Onu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın. Dedi. Yahudiler... Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok. Dediler. Bu şeyler... İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona... Sen Yahudilerin kralı mısın? Diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi? Pilatus... Ben Yahudi miyim? Dedi. Seni bana kendi ulusun ve baş kahinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa... Benim krallığım bu dünyadan değildir. Diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı... Yandaşlarım Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus... Demek sen bir kralsın öyle mi? Dedi. İsa, söylediğin gibi, ben kralım. Karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yan olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona, gerçek nedir? Diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara... Ben onda hiçbir suç görmüyorum. Dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Onlar yine... Bu adamı değil, Barabas'ı isteriz. Diye bağırıştılar. Oysa Barabas bir hayduttu.